Merhaba arkadaşlar ben sonucanız Orjinal Matematik Yayınları'nın 2022 ayeti soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değişken değiştirmede kalmıştık. İntegralde dördüncü testteyiz yani. İsterseniz testimizin çözümlerini de beraber yapalım. Şimdi testimizin ilk sorusunda bize x artı 2 üzeri 5'in integralini sormuş. İntegralin işte eşit yukarı hangisidir demiş. Şimdi integralde değişken değiştirme diye bir olayımız var bizim ne yapıyoruz? Değişken değiştirerek integralden çıkabilir, kurtulabilir bir hale geliyoruz. Şimdi burada mesela x artı 2 ifadesine u dersek mesela burada yapayım ben. x artı 2'ye u derseniz şimdi o zaman ben buranın ne yapıyorum? Diferansiyelini alıyorum. Yani aslında türev almıyorum. Diferansiyel alıyorum. O zaman burası ne geldi? dx eşittir du geldi. Şimdi böylece biz integralin içerisindeki bütün her şeyi değiştirmemiz lazım. Yani hem bu ifadeyi hem bu ifadeyi içeride x'e bağlı hiçbir şey kalmayacak. O zaman bizim ifademiz ne oldu arkadaşlar? x artı 2'ye biz u dersek u üzeri 5 çarpı dx gördüğümüz yerde ne yazıyoruz? du yazıyoruz. Ve böylece bizim ifademiz artık integralden çıkabilir hale geliyor. Yani şöyle bir şey. Geçen testimizde de söyledim. Integralden çat diye çıkamazsınız. Bakın mesela şuradaki integralden siz ne yapamıyorsunuz? Çıkamıyorsunuz çat diye. Onun yerine ne yapıyorsunuz? Onu daha kolay çıkabilir hale buluyorsunuz. O da mesela burada ne oldu? Kuvvet fonksiyonu. O zaman bu arkadaş nasıl çıkacak? Kuvvetini bir arttırıyorum. Arttırdığım değerin taklasıyla çarpıyorum. Artı c geliyor. Yani şimdi tekrardan geri dönüyorum. O zaman 1 bölü 6. U gördüğümüz yere ne yazıyoruz? X artı 2 yazıyoruz. X artı 2'nin 5. kuvveti. Ops. 6. kuvveti artı c. Yani doğru ne gelmeli? C mı gelmeli? Evet. Doğru cevabımız Ceyhan diyeceğiz. Birinci sorumuzun cevabı almış. Şimdi geldik ikinci soruya. Mesela ikinci soruda şuradaki 3x 7'ye ne yapalım? U diyelim. O zaman ne yaptı? Biz burada türev almayacağız. Diferansiyel alacağız. Yani bunun türevine 3 çarpı dx eşittir du olacak. Niye biz diferansiyel oluyoruz? Çünkü biz şimdi tamam buraya u dedik güzel kardeşim de biz şimdi buradaki dx'i U'ya çevirmeye çalışıyoruz. O zaman burada ne oldu? D' dediğiniz şeyine geldi. D U bölü 3 mi geldi? Aynen. O zaman ben şimdi integrali düzeltiyorum. U üzeri 4 çarpı D U bölü 3. Oradaki 3 bir kat sayıdır. İntegralin dışına çıkabilir. Biz ne yapacağız? U üzeri 4'ü integral dışına çıkartacağız. Kuvvetini bir arttırıyorum. Arttırdığımın taklasıyla çarpıyorum. Artı c. Şimdi düzenlersek en son U gördüğümüz yere de. 3x 7 yazarsak o zaman ne yapmış oldu? Sonucumuz bulunmuş oldu. Bu arada kendi YouTube sayfamda bununla ilgili konu anlatımını yapmıştım. Kendi YouTube sayfamdan önce değişken değiştirme ile ilgili konu anlatımını izleyip daha sonra da buradaki soruları ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Değişken değiştirme önemli bir kısım. E, belirsiz integralin içerisinde olduğu kadar belirli integralin içerisinde de gelebilen bir yer. Yani zaten olayı biz belirli belirsiz diye bakmıyoruz. Hani bu değişken değiştirme integralin tamamında olan bir kısım. Bilginiz olsun. Oradan da ne yapabilirsiniz? Konu anlatımını izleyebilirsiniz. Şimdi geldik bu ifadeye. Şimdi bizim amacımız öyle güzel bir şey u demek ki ifadeyi integralden çıkabilir hale getirebilmek. Şimdi hocam, şimdi x artı 1 u desen elinde kalır. Ama bak mesela buna u dersen, yani x kare artı 2x artı 3'ü u derse şimdi burada da diferansiyel alıyoruz. Ne oldu? 2x artı 2 dx eşittir d oldu. Bu dx neden geliyor? Kime göre türev aldığını söylüyoruz. Bak şimdi biz buraya u dedik ki güzel kardeşim. Şimdi şurası 2x artı 2 dx yani iki parantezinde 2 parantezinde 2'ye bölersem x artı 1 dx eşittir. 2'yi öbür tarafa atmış oldum yani. 1 bölü 2 du oldu. Bak ne geldi? Şunla şunun çarpımını DU cinsinden yazdım. O zaman bizim ifademiz ne oldu? Şimdi şurada U vardı. U'nun dördüncü kuvveti. Çarpı. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ikisinin yerine şunu yazıyoruz. Yani 1 bölü 2 DU yazıyoruz. Ve artık integralden çıkabilir hale geldik biz. 1 bölü 2 U üzeri 4 DU. 1 bölü 2 bir zaten kat sayı. Onu dışarı alabilirim integralin. O zaman u üzeri 4'ü nasıl integral dışına çıkartacağım? Kuvvetini 1 arttıracağım. Arttırdığım değerin taklasıyla çarpacağım. Artı c diyeceğim. O zaman ne oldu? 1 bölü 10 çarpı u dediğiniz şeyi de tekrardan baştan yazalım. x kare artı 2x artı 3 üzeri 5 artı c. O zaman bizim ifademiz ne geldi? Bu geldi. Yani benim onu bulma şansım var mı? <laughs> Buldum galiba Denizli. Abi en çok korktuğum şu video çekiyor mesela şu soru çözümlerini. En çok korktuğum şey yanlışlıkı bulmak. Zaten normalde de bulamıyorum ki. Yani kendi öğrencilerimden de biliyorum. E şimdi çözüyoruz. Haydi bakalım çözmekte problem yok. Güzel çözüyoruz Allah şükür. Çözüyoruz çözüyoruz da ondan sonra haydi bakalım iki saat o hangi şık diye arıyoruz. Biraz sıkıntılı. Ne yapacağız işte. Benim de böyle sorunlarım var. Peki dört. Şimdi integral'in içerisinde 2x çarpı kök içinde x kare x 4 dx. Şimdi buna farklı farklı çözümler getirebiliyorlar. Kimisi integral'in köklü ifadenin içine u diyor. Ben kökün tamamını u deme taraftarıyım. Ve bunu bütün soru modellerinde yapıyorum. Kökün tamamını u diyorum. Yani şu arkadaşa x kare x 4'ü u diyorum. Şimdi köklü ya. Şimdi benim bunu diferansiyelini almam, türemini almam beni uğraştırır. Gel Söner'cim gel bunun karesini alalım. x kare x 4 ne oldu? u kare oldu. Şimdi diferansiyel alalım. Yani 2x çarpı kime göre türev aldığını söyledim. Eşittir 2u du oldu. Şuradaki ikileri götürelim. O zaman x dx u du eşitmiş. Kinder sürpriz bak x dx geldi. Şurası neymiş? u çarpı du'ymuş. E hocam sen buna da u demiştin. O zaman ne oldu bizim ifademiz? 2 çarpı bir tane u var bir de u du var. 2 u kare dv oldu. Şimdi 2 zaten integralin dışına çıkabilir rahatlıkla. Biz u kareyi integralin dışına çıkartacağız. O da ne olacak? Kuvvetini bir arttırıyorum. Arttırdığım değerin taklasıyla çarpıyorum. Artı c. Yani son tahlilde 2 bölü 3 kök içinde x kare eksi 4'ün kübü artı c. Şimdi şunu şıklarda arayacağız. 2 bölü 3 bu var. x kare x 4 var. 3 bölü 2 var. Oldu mu bu? Oldu. O zaman doğru camımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıydı. Niye bu olmadı? Çünkü burada ne yok? Sabit yok. Gördünüz mü? İntegral değişkeni yok. Orada olmadığı için onu ne yapmıyoruz? Saymıyoruz. 5. Şimdi böyle bir ifadede öyle güzel bir şey u diyelim ki ...integradın çıkabilir hale gelsin. Şimdi... ...x kare x 4 üzeri 5'in tamamını u demektense... ...şu kısma u derseniz... ...bakın satranç oynar gibi bir sonraki hamleyi düşünün. Yani türevi içerisinde olsun. Bakın aslında hikaye şu. Biz integralin içerisinde bir fx... ...bir de f'in türevinde x dx arıyoruz. Şuraya u diyoruz. Şurası da ne geliyor? du geliyor. Yani diferanseni aldığım hale geliyor... Ve böylece ben aslında integralde ne yapabiliyorum? U kare bölü 2 artı c diye çıkabiliyorum. Yani ne oluyor? F kare x bölü 2 artı c diye ne yaptık? Integralden çıkabildik. Yani benim amacım integralin içerisinde hem ifadenin kendisini hem de türevini arayabilmek ya da bulabilmek. Şimdi bak ben x kare x 4'ü u desem. Bunun diferansiyelini aldığımda ne oldu güzel kardeşim? 2x dx eşittir du oldu. Yani şu 2'yi buradan buraya aldığında x dx bak burada var. x dx burada var. O zaman buraya biz ne yazacağız? du bölü 2 yazacağız. E alt tarafta da şuraya da biz ne demiştik? u demiştik. Şimdi şu integrali düzeltelim. Ne oldu? E alt tarafta u üzeri 5 var. Üst tarafta da du bölü 2 var. O zaman du 2'yi de buraya aldım. Hocam şu u üzeri 5 beni bir rahatsız etti. u üzeri 5'i hatta 1 bölü 2'yi de integralin dışına alalım u üzeri 5 de u üzeri eksi 5 de u diye yazalım. Şimdi integralden çıkmaya çalışalım. O zaman 1 bölü 2. Ne yapıyorduk? Kuvvetini 1 arttırıyorduk. Arttırdığımız değerin taklasıyla çarpıyorduk. Artı c dedik. Yani ne oldu? Eksi 1 bölü 8 çarpı 1 bölü u üzeri 4. u neydi? x kare eksi 4 müydü? x kare 4'ün 4. kuvveti artı c. Şöyle bir şey olması lazım bizim cevabımız. Eksi -1/8 x kare tamam oldu. Yalnız iki sorudur da tek atıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Tek atıyorum tutuyor. Hadi bakalım. O zaman 5. sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Edine geldi diyebiliriz. Ha bak yine aynı. Kökün tamamını u diyorum. Ya yani kimi kaynak, kimi öğretmen? İntegralin ya yani köklü ifadenin içine u deme taraftarı. Olsun ben 2 saniye kaybedeyim. Ben ama hep bunu yapıyorum. O zaman ne yapıyorum? Karesini çakıyorum. 4x eksi 7 eşittir u kare diyorum. O zaman diferansiyel aldık. 4dx eşittir. 2u du oldu. O zaman dx ne geldi Soner? 1 bölü 2 u du geldi. Doğru mu? Şurası o zaman ben oraya 1 bölü 2 u du yazdım. Peki şurası ne oldu? u oldu değil mi? O zaman oraya da u yazdım. O bunlar da gitti. O zaman integral 1 bölü 2 D oldu. E integralden çıkıyoruz. Artık 1 bölü 2 U artı C. Çünkü bu bir sabit bir sayı. Yanına ne gelecek? U gelecek. Neden? Çünkü benim değişkenim artık U. U da neydi? 1 bölü 2 köklü ifadenin kendisiydi. 4 X eksi 7 artı C. Doğuracağımız hangisi? Bulabilecek miyim? Buldum. Denizli. Böylece altın sonunda çözümünü yapmış olduk. Geldik 7'ye. Bak kökün tamamını u diyorum. Bak soru kaşınıyor. Şuraya yapalım ya. Şurası güzel oluyor. Kökün tamamına u diyelim. x kare x 4x artı 1'e u dedim. Karesini aldım. x kare x 4x artı 1. U kare. Çak diferansiyelini 2x eksi 4. dx 2u du. Şimdi burası 6x eksi 12. Yani 6 parantezinde x eksi 2. Şurayı da 2'ye böl. Şurayı da 2'ye böl. O zaman sende ne kaldı? x eksi 2 dx eşittir u çarpı du kaldı. O zaman şöyle mi oldu? x eksi 2 ile dx'in çarpımı yerine şu ikisinin çarpımı yerine ben u çarpı du yazacağım. Şurada 6 var unutma. Bir de şurada ifadenin u'su var. O zaman şöyle bir düzeltelim bakalım orayı. 6 vardı Soner. Bir tane U, du vardı. O da tamam. Bölü. Alt tarafta da U vardı. Şu U'lar gitti. O zaman ne oldu bizim ifademiz? 6 tane du oldu. Bu da integral dışına nasıl çıkacak? 6 U artı C diye çıkacak. 6 tane U dediğimiz şey köklü ifadenin kendisiydi. X kare x 4 X artı 1 artı C. Yani gözüm doğruyu arıyor ve Allah'tan Edirne yakındaydı da bulduk. O zaman 7. sorumuzun cevabı Edirne'ymiş. 8. Bak şurası aslında biraz biz kazıklamaya çalışıyor ama. Şurası aslında şöyle. Dx bölü x artı 3'ün karesi. Değil mi? O zaman ben burada x artı 3'ü u dersem yürürüm. O zaman dx ne yaptı? du yaptı. O zaman burası du. Burası da uydu. O zaman geldi bizim ifademiz du bölü u kare diye. Yani u üzeri eksi 2 du oldu. Şimdi integralde nasıl çıkıyorduk? Kuvveti bir arttırıyorduk. Arttırdığımız yerin taklısıyla çarpıyorduk. Yani artı c. Yani eksi 1 bölü u artı c oldu. U da neydi? x artı 3'tü. O zaman bizim ifademiz ne oldu? Bu şekilde integralden çıktı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız deniz Geldik 9'a. 9'a diyor ki bak şimdi x küp artı 1'in diferansiyelini al. Bak şimdi bu diferansiyel kime ait? Yanındaki ifadeye ait. Yani parantezin diferansiyelini al diyor. Yani senden buranın diferansiyelini yani türevini al. Kime göre türev aldığını söyle diyor. Şimdi o zaman şu bir tık yukarı kaldıralım. O zaman ne oldu? 3x kare çarpı dx bölü x küp eksi 1'in karesi oldu bizim ifademiz. Şimdi güzel kardeşim burayı hallettik. Bak buraya U diyorum. Hocam niye tamamını U demiyorsun? Tamamını U dersem o zaman çünkü orada bir üçlü var. Kuvvet fonksiyon fonksiyon türevi ilişkisi var. O beni biraz yorar. O yüzden şuraya U diyorum. Yani x küp eksi 1'e U diyorum. Şimdi x küp eksi 1'e U dedim. Ne oldu? 3x dx 3x kare dx eşittir du oldu. Ne güzel salladım öyle ya. 3x kare dx du oldu. Bak. 3x kare dx bak tam burada yatıyor. O zaman üst taraf ne oldu? du mu oldu? Alt taraf ne oldu? u kare oldu. Yani u üzeri eksi 2 du'dur bu ifade. İntegralde nasıl çıkar? Kuvvetini bir arttırıyorum. Arttırdığım değerin taklasıyla çarpıyorum. Artı c'yi de unutmuyorum. Eksi 1 bölü u. u neydi soner? x küp eksi 1. Nerede? Şurada. x küp eksi 1 artı c dedim. Doğru cevabı bursa demedim. Ne dedim? Adana dedim. Ay bizi kazıklamaya çalışmışsın. Zafer Hoca. Öyle olmaz o. Bu 1 eksi x küp x küp 1 tamam okey. 9. cevabı ne geldi? Adana geldi. Geldik 10. sorumuza. Şimdi 10. sorumuza böyle bir ifade vermiş. İntegralin işte aşağıdaki hangisidir demiş. Hmm. x eksi 1'e u desek olur mu? Çok güzel olur. Bak şurayı sildim. x eksi 1'e u dedim. O zaman dx eşittir. Peki acaba hani kök diye u diyordum? Ya öyle olursa o zaman hani kök iki tane var orada şimdi. Karıştırmayalım. <laughs> Orayı karıştırmayın. Nasıl yapabiliriz? İsterseniz bu 3 bu ikiye altıncı 6. derecelerini de söyleyebiliriz ama ben x eksi 1'e u deme taraftarıyım şimdi. O zaman dx ne oldu? du oldu. O zaman şimdi küp kök u bölü kök u burası da du. Hmm. Yani u üzeri 1 bölü 3 bölü u üzeri 1 bölü 2 du oldu. Devam ediyoruz. Buradan yol buldum. ilerliyorum. O zaman u üzeri 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 ne yapar sonra? Eksi 1 bölü 6 yapar değil mi? O zaman bu integralden nasıl çıkacak? Kuvvetini 1 arttırıyorum. Yani 5 bölü 6 oluyor. Taklasıyla çarpıyorum. 6 bölü 5 artıcı. Eşittir. Her defasında bilerek söylüyorum. Her defasında bilerek söylüyorum. Hata yapmayayım diye. Sen de söyle güzel kardeşim. Erinme, çekinme, utanma, sıkılma. O soruyu doğru yapmak sana kazandırır. Ama yanlış yaptığın zaman bir keyfin kaçabilir. Olsun. O zaman U neydi? X eksi 1'di. O zaman X eksi 1 üzeri 5 bölü 6 artı C olacak. Benim onu doğru şıkkını cevaplarda bulmam gerekiyor. Şu Bursa'ya benziyor ama yok. Yok bu da değil. Adana değil mi? 6 bölü 5. Zaten burada yazıyorsun. Nerede yani? Şurada. 10'un <laughs> cevabına geldi arkadaşlar. Adana gel diyebiliriz. Geldik 11. soruya. X artı 2'nin kübü. Burası da X artı 3 dx. Hmm. Şimdi burada bir kurnazlık yapsak. Ne yapsak ne yapsak. Hmm. Şöyle bir şey yapsam bak. X artı 3 ya burası. Ben orayı x artı 2 artı 1 diye ayırsam o zaman ne oldu? x artı 2 bölü x artı 2'nin kübü dx artı 1 bölü x artı 2'nin kübü dx. Bak şimdi böyle oldu. O zaman ilk integralimiz ne geldi? 1 bölü x artı 2'nin karesi dx oldu. Bir sonrakisi de 1 bölü x artı 2'nin kübü dx oldu. Şimdi x artı 2'ye u derseniz dx eşittir du yapacak. E o zaman buradan ne geldi? E, du bölü u kare bir sonraki de geldi aslında. du bölü u küp oldu. Şimdi integralden nasıl çıkıyordu? Bu u üzeri eksi 2 idi. Kuvvetini 1 arttırıyorduk. Arttırdığımız yerini taklasıyla çarpıyorduk. Artı. U üzeri eksi 2 diyorduk. U üzeri eksi 3 ya bu. Kuvvetini 1 arttırıyorum. Arttırdığım değerin taklasıyla çarpıyorum. Artı C diyorum. Ortak bir C'miz var. Yani eksi başta dursun. 1 bölü U dediğim şey de neydi? X artı 2 idi. Şöyle gelecek galiba. Eksi 1 bölü 2 tane X artı 2'nin karesi artı C. O zaman cevabımız bu geldi. Yani 1 1 eksi eksi C hanım. Evet Ceyhan oldu. Aynı. 11'in sorumuzda cevabı bu şekilde ne yapılabilir yapılabilir. Nasıl aklına geldi hocam? Şimdi bu x artı 3. Şimdi satranç oynar gibi diyorum ya. x artı 2 u desem dx eşittir du olacak. Buradan yürüyemeyeceğim. Ama bu x artı 3 de çok x artı 2'ye benziyor bir güzel kardeşim. O zaman ben dedim ki ulan burada bir x artı 2 olsa bir tane de 1 olsa. İntegrali ben ne yapabiliyorum böyle ayırabiliyorum. Hangi işlemlerde? Toplamada çıkarmada. Çarpmada bölmede ayrılmıyordu. Toplamada çıkarmada ayırabiliyorduk. Ben de bunu böyle ayırarak ne yaptım? İşi biraz daha kolaylaştırdım. Geldik 12. soruya. Şimdi 12. soruda ne demiş? o üzeri 6 eşittir. X eksi 1 dönüşümü yapılırsa her şekilde integrallerden hangisi elde edilir? Bakın bu tip sorularda integrali çöz bana demiyor. Hangi integral elde edilir diyor. Yani bizim amacımız bütün değişkenleri değiştirmek sonra şıkkı işaretlemek. Net. Üniversite tarihinde hep böyle sorular. Bunlar çok geldi bu modelden. Yani bir nereden baksanız bir 10 tane gelmiştir geçmiş sorularla beraber araştırırsanız. E şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? İntegrali değişken değiştiğini değiştirip orada doğru şıkkı işaretlemeye çalışıyoruz. Şimdi x-1 yerine şuralara şuralarına yazacağız. U üzeri 6 yazacağız. O zaman küp kökün içinde U üzeri 6 bölü kökün içinde U üzeri 6 çarpı. Şimdi bize ne lazım? Dx lazım. O zaman burada her iki tarafın nesini alalım? Diferansiyelini alalım. Ne geldi orası? 6 tane u üzeri 5 du türevini al. Kime göre türev aldığını söyle. Eşittir. Türev al. Kime göre türev aldığını söyle. O zaman dx gördüğümüz yerde şimdi ne yazıyoruz? 6 tane u üzeri 5 du yazıyoruz. İntegrali de koyuyoruz. Bu ifadenin içini düzenle. Doğru şık işarete geçiriz. Mantık bu. O zaman burası ne geldi? U kare. Burası ne geldi? U küp. Şimdi ne oldu? U kare. U üzeri 7 U üzeri 4 oldu. Bir de altımız var. Doğrucağımız bu geldi. Yani doğrucağımız ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz 12. sorumuz için. Ve geldik testimizde son soruya. T üzeri 6 eşit x dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integrallerin hangisi elde edilir demiş. Tamam biz de aynı mantık yapalım. X gördüğümüz yere şuralara ne yazalım? T üzeri 6 yazalım. 6. derecen kök T üzeri 6 artı küp kök T üzeri 6 bölü e, kök T üzeri 6. Şimdi şu Dx'i nasıl yapalım? Şurada diferansiyel çakalım. Yani 6 tane T üzeri 5 Dt eşittir Dx olsun. O zaman biz buraya ne yazalım? 6 tane T üzeri 5 Dt yazalım. Burası da ne oldu? Bu şekilde geldi. Şimdi şurası T. Şurası T kare. Şurası T küp. Sonra t artı t kare bölü t küp çarpı 6 t üzeri 5 dt oldu. Şu anlık bizim ifademiz. Hocam şunu da şu sadeleşir. T kare kalır. O zaman integral ne oldu? 6 var. Sonra ben bu arkadaşa bunu dağıtayım. O zaman 6 parantezinde t küp artı t üzeri 4 dt geldi. Sorumuzun cevabı benim onu işaretlemem gerekiyor. Yani doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi diyebiliriz. Ve böylece integralde dördüncü testinde çözümlerini beraber yaptık değişken değiştirme üzerine. Tekrar söylüyorum bu konuyla ilgili konu anlatımını kendi YouTube sayfamda bulabilirsiniz. Oradan da konu anlatımını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.